Vallahi kredi kartı kullanıyorum. Ama şunu söylüyorum, tamamını ödeyemiyorum. Bir de şimdi %4000'lerini çıkardılar ya, vatandaşı soymak için, tamam mı? Şimdi üstüne %4 faiz biniyor. Ödemem neyse onu ödüyorum, asgari ücret neyse, ama ödesini ödeyemiyorum. Çünkü bu emekli maaşıyla geçen insanlar bunu ödeyemezler. İmkanı yok, ödeyemezler. Bunlar bankaları zengin oluyor, başka bir şey değil. Çünkü eğer sen vatandaş düşünüyorsan, çünkü vatandaş hepsine bakarsan hep kredi kartlı alışveriş yapıyor. Sen niye bunu kesiyorsun ya? Niye bunu önlemeye çalışıyorsun da? Neymiş, ekonomi düzeltmiş. Sen ekonomi düzeltmek için önce var ya, saraydan başla. Tepeden başla, saraydan başla, milletvekillerinin maaşlarından başla. Ondan sonra gitmeyen havaalanlarından başla, uçak inmeyen havaalanlarından başla. Geçmeyen köprülerden başla. Sen kredi kartından ne istiyorsun? Vatandaş zaten zor geçiniyor kredi kartıyla. Bir de yükleniyorsun, ha diyorsun ki sen geber. Sen geber diyorsun. Bunu söylüyor AK Parti başkanları, başka bir şey değil. Yani derler ya, insanlar layık olduğu şekilde idareci gelirdi ya, bizim başımı Tayyip Erdoğan'a getirdi. Dediler ki siz buna layıksınız. Bu ülkede bu Tayyip Erdoğan layık. Geçiremiyor dedim, çok zor. Kredi kartı borçlarımı hiçbir şekilde şu anda ödeyemiyorum. Çünkü zaten askerliğim geldi, askeri diyeceğim. Günümüzün Türkiye'sinde de bir yere iş başvurusunda bulunduğumda askeri şeyimi sorguladıklarında, askeri gideceğim için bana yani geri dönüş yapmıyorlar. İş bulamıyorum kolay kolay. Günümüzün içinde kredi kartı zaten, şimdi biz burada sokak müsaadenliği yapıyoruz. Örnek bir vesileyle biz burada kendimize destek topladığımızda kim ne sorsam ya cebinde bozuk parası yok ya da kredi kartı kullanıyorum, kart kullanıyorum oluyor. Yani ben kredi kartı kullanımı bu kadar çok iyi bulmuyorum yani. Kredi kartı kullanıyor musunuz? Evet. Peki içine biliyor musunuz? Nasıl ödüyorsunuz? Ödeyebiliyor musunuz? Yok. Maliye Bakanı sağ olsun. Oradan oraya, oradan buraya, buradan oraya öyle aktarıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Hayat kredi kartıyla dolu. Öyle değil mi? Ama bu ülkeyi yönetenler böyle bizi perişan bir hale soktu. Başka yapacağımız bir şey yok. Şöyle böyle ödüyoruz. Onun üzerinden mi ödeyelim? Ödenmiyor mu, ödenmiyor? Ha? Bunu yiyoruz işte. Emeklinin hali bu. Paramız olsa simit yer miyiz? 10 bin liriyle simidi bulduğumuza şükredelim. Ödüyoruz işte. Ama yani hayat çok zor, geçim çok zor. 10 lira veriyorlar. Ne yaparsan yap emeklilere. Öl diyorlar. Zaten o aşılardan bizi öldürdüler. Zaten öldürdüler bizi aşılardan. Herkese pırsa atıyor. Herkes pıhtılı geziyor. Bizi o aşılarla çok güzel postaladılar öteki tarafa. Biz de bugün yarın. Yani işte. Vallahi bilmiyorum bu insanlar ne yapıyor. Nasıl bir kafaları var? Anlamadım. Ben bu yaştayım, anlamıyorum onları. Anlamak da istemiyorum. Facia. Gençlerimiz mahvoluyor. Geliyor şurada bir kahve içemiyor. Yazıklar olsun. Nereye geldik biz? Ben gençlere üzülüyorum. Bizi boş ver artık. Kuru ekmek yesek de önemli değil. Artık önemli değil, ne yapalım? Vitamin boş ver bize artık, hak getire. Ne vitamini? Vitamin mi kalmış? Çocuklarımız vitaminsiz. Peşi çalışıyorum. Var saracağım, yok saracağım diyorum. İşte bu. Geçinebiliyor musun? Kiracı değilim, ev sahibiyim. Emekli maaşım var. İşte onlardan. Kredi kartına, krediden para çeksen %5 bilmem ne alıyor. Niye kendimi zora sokayım ki? Bundan sonra. Var saracağım, yok saracağım. Evet, kullanıyorum. Peki borçlarınızı çevirebiliyor musunuz, ödeyebiliyor musunuz? Krediler o kadar yükseldi ki kardeşim. Yani herkes zor durumda. Ve mantıklı kullandıktan sonra ödeniyor. Yani gelirinize göre kullanmanız lazım. Yani çok aşarsanız ödeyemeyecek duruma gelebiliyorsunuz. Daha önce yaşadım bunu. Borçları ödeyemediğim bir dönem oldu ama artık akıllandım diyebilirim. Şimdi ne kadar ihtiyacım varsa o kadar ödüyorum. Maalesef evet. Peki borçlarını çevirebiliyor musun, ödeyebiliyor musun? Kesinlikle hayır. Ne yapıyorsun peki? Abla yuvarlanıyoruz Türkiye. Yani ne diyebilirim ki? Yetmiyor. Bir şekilde kendimizi toplamaya çalışıyoruz ama toplayamıyoruz. Çalışmak istiyorsun, iş bulamıyorsun.
İşe gidiyorsun, tanıdığın olması lazım. Dayın olması lazım daha doğrusu. Siyasi bağ istiyorlar. Sonra tecrübe diyor. Ama tecrübe kazanabileceğin bir alan açmıyorlar sana. Mesleğim aşçılık. Ama bulamıyorum, işi yine bulamıyorum. Şimdilik ödeyebiliyorum. Yani ucu ucuna eskiye göre daha zor olmakla birlikte ödeyebiliyoruz tabii ki. Yani hayat pahalılığı herkesi etkiledi. Yağmur yağınca herkes ıslandı. Aynı şartlar içerisinde devam etmeye çalışıyoruz. Ama ciddi bir hayat pahalılığı var yani. Kullanıyorum yavrum, kızımın kredi kartını kullanıyorum. Peki nasıl ödeyebiliyor musunuz? Nasıl çeviriyorsunuz? Hayır, idareli olursan ödüyorsun. İdare olmasın ödeyemezsin ki. Kim ödemiş ki yavrum ben ödeyebileceğim? Değil mi? Bu devirde. Allah'a şükür edelim de aç kalmamaya bakalım. Yoksa idare etmezsen. Ona buna demiş uyar, o yaptı ben de yapayım dersen açlığa mahkumsun yavrum. Bu budur. Ben emekliyim. Yıllarca çalıştım. Vergilerimi ödedim. Sigortalı personel çalıştırdım. Çok şükür. Yüzümüzün akıyla bugünlere geldik ama şu anda emekliyim. Emekli maaşları biliniyor. Çok zor idare ediyorum. Keşke daha iyi olabilseydi. Çalıştığım günlerdeki rahatlığım olabilseydi ama şu anda yaşım var.